hastanesini arttırdı. Ve aynı şeyi çocuk hastanesine yaptı. O 60 yatağın 30'unu açmıştı. O hemşire mi getirdik? Hayır. İlçeye göre kimin ihtiyacı daha çok. Onun içerisinde öyle şeyler görüyoruz ki. Örneğin işte bir cihazın sadece bir küçük parçası arızalanmış. O cihazı biz arızalı diye komple kaldırmışız. Evet. O cihazın o parçası sağlanıyor inşallah. Tabii bu yapının oturması biraz daha iyi. Bir yerde yanlışlık olabilir, bir yerde eksiklik. Mahmut Kaçarsız ziyaret etti. Ziyaretle ilgili neler söyleyeceksin? Evet. Öncelikle sayın vekilimize, hatta sayın genel başkanımıza, genel başkan yardımcısı da oldu. Kendisine de önce hayırlı olsun diyelim biz. Kurumumuza ve bizlere yapmış olduğu nezaket, hayırlı olsun ziyareti dolayısıyla teşekkürlerimizi iletiyoruz. İlimiz potansiyeli yüksek olan bir il. Sağlık hizmeti de ilimizde bizlerin vermeye çalıştığı bir hizmet. Kamu hastane birlikleri olarak bizler üzerimize düşen ve ilimizde ihtiyaç olan hususları sürekli zaten sayın vekilimiz Mahmut Bey'le ve diğer vekillerimizle sürekli istişare halinde değerlendiriyoruz. Bizlere her türlü konuda desteklerini eksik etmeden Allah razı olsun. Biz de onların destekleriyle kendi çalışmalarımızı bir potada eritip ildeki kamu hastane birlikleri olarak verdiğimiz hizmetleri daha ileriye götürmeye gayret ediyoruz. Bu niyetle çalışmalarımızla başladık. Yaklaşık 1,5 aylık bir süre oldu. Bu süre içerisinde de hem Şanlıurfa halkına, hem bu hizmeti verdiğimiz insanlara, hem de bu ilde sayın valimiz de dahil olmak üzere kurum başkanımıza ve herkese teşekkür ediyoruz. Sayın vekilimize de bu noktada teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi Türkiye'de son 10 yıldır AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye'nin her alanda olduğu gibi özellikle sağlık alanında vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek şekilde çok önemli adımlar atıldı. Bu sağlıkta dönüşümün en önemli ve son adımı da hepinizin bildiği gibi kamu hastane birlikleri. Şu anda bütün Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da bütün sağlık kuruluşları, bütün hastanelerimiz tek çatı altında toplandı. Bu da hastanelerimiz arasındaki gerek mali anlamda yapacak işlerin, gerekse idari anlamda bütün işlerin daha organizeli bir şekilde ve eldeki tüm kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak olan bir sistem. Burada da Şanlıurfa'da yeni atanan Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreteri ve kendisiyle birlikte bu görevi üstlenen, bu sorumluluğun altında elini taşın altına koyan değerli arkadaşlar var. Biz de Şanlıurfa Milletvekili olarak bugün kendilerini ziyaret ediyoruz. Şanlıurfa'daki bütün yatırımlar bizim için önemli. Bunları hepsini takip ediyoruz. Ama sağlığı özel bir hassasiyet içerisinde takip ediyoruz. Çünkü Şanlıurfa 1.716.000 nüfusuyla Türkiye'nin en büyük illerinden biri. Ve özellikle doğum oranı itibariyle Türkiye'de doğum oranının en yüksek olduğu il. Bu da sağlık hizmetlerini Şanlıurfa'da çok daha önemli hale getiriyor. İnşallah şu anda takip etmiş olduğunuz projelerle birlikte ki başta Eyüpiye Devlet Hastanesi, Balıklı Göl Devlet Hastanesi olmak üzere 1700 yataklı şehir hastanesi ve bu yıl içerisinde inşallah çok hızlı bir şekilde 2013'te yapacağımız yaklaşık 25 civarında sağlık ocağıyla özellikle altyapı noktasında önemli adımlar atacağımızı düşünüyoruz. Bir yandan yereldeki arkadaşlar çalışacaklar. Bir yandan da bizler Ankara'da milletvekili olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ve inşallah sonuç itibariyle Şanlıurfa'da bütün vatandaşlarımızın hem sağlık hizmetine daha kolay ulaşabildiği hem de gerçekten çağdaş ülkelere yakışır bir şekilde bütün Şanlıurfalıların birinci sınıf sağlık hizmeti aldığı şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben bu konuda sorumlu kalan başta genel sekreterimize ve kendisiyle birlikte görev alan arkadaşlarımıza tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz Şanlıurfa milletvekilleri olarak da bu hizmetlerinin noktasında üzerimize düşen görevi yapacağımızı tekrardan ifade ediyor. Bütün arkadaşları selamlıyorum. Sağ olun. İlgili neler söylemek istiyorsunuz? Yani biz genel sekreterimiz yeni atandı. Hayırlı olsuna geldik. Başarıların devamına geldik. Aynen Urfa siyaseti birlik beraberliğimiz nasıl gidiyorsa bürokratlarımız da aynı birlik beraberlik içerisinde istenen hizmetlerle ilgili alacağımız bilgiler her zaman onların yanında olacağımı ve bütün arkadaşlarla aynı fikirdeyiz. İnşallah hayırlı hizmetler hemşehrilerimize verirsin.